Merhaba, bu dersimde fiziksel ve kimyasal değişimden bahsedeceğim. Sırasıyla fiziksel ve kimyasal değişimin ne demek olduğunu, bunların günlük hayattaki örneklerini, bunların modeller üzerindeki değişimlerinden bahsedeceğim ve bunların bazı ipuçları var, onlardan bahsedeceğim. Evet, başlayalım. Önce fiziksel değişim nedir? Fiziksel değişim, fizik yani dış görünüş olarak da düşünebiliriz bunu. Maddenin dış görünüşünde olan değişimlerdir. Nelerdir bu dış görünüş? Mesela maddenin uzunluğu, hacmi, şekli, bunlar değiştiği zaman bunlar fiziksel özellik olduğu için bu fiziksel değişime girer. Maddenin iç yapısında dediğimiz değişim yani atomlarının bağları ile alakalı bir değişimdir. Bağların kopup yeni bağlar oluşması. Fiziksel değişimde bu olay yoktur. O yüzden yalnızca dış görünüşü etkileyen bir değişimdir. Bunun ipuçları vardır. Cümlenin içinden bu ipuçlarını bularak fiziksel değişimi, kimyasal değişimi anlayabiliriz. Ya da dediğim gibi dış görünüşü mü değişiyor yoksa madde yeni bir maddeye mi dönüşüyor gibi sorgulayarak da bunu bulabiliriz. Mesela ipuçlarına bakalım. Bunlar altta örnekleri, cümle içinde olan örnekleri var. Yukarıda da bunları kelime olarak ipuçlarını verdim. Mesela bir şey kırılıyorsa bu fiziksel değişimdir. Yırtılma, parçalanma, ufalanma, çözünme, karıştırma, kesme, ezme, rendeleme, havanda dövme, buruşturma ve hal değişimi. Hal değişimi deyince tabii aklımıza kaynama, buharlaşma, erime donma, süblimleşme ve kırağlaşma gelmeli. Yani bunlar da hal değişiminin içine giriyor. Bu saydığımız ipuçların hepsi fiziksel değişimin ipuçlarıdır. Örneğin burada bardağın kırılması diyor. Yani şurada bizim verdiğimiz kırılma örneğini cümle içinde kullanmış. Ya da suyun kaynatmak, kaynamayı burada ipucu olarak verdi. Odunu kesmek, burada kesmeyi ipucu olarak verdik. Yani şekerin suda çözünmesi, çözünmeyi burada ipucu olarak verdik. Cümle içinde bu kelimeleri, ipuçlarını arayacağız ve bu ipuçları varsa bu bir fiziksel değişimdir. Fiziksel değişimde gördüğümüz gibi sadece dış görünüşünde olan değişim iç yapısını yani atomlar arasındaki bağları etkilemiyor. Şimdi kimyasal olaya bakalım ve kimyasal değişime. Bir defa maddenin yine kimyasal özellikleri vardır. Mesela rengi, kokusu, tadı bunlar kimyasal özelliklerdir. Bunlar değiştiği zaman bu kimyasal değişime giriyor. Bu sefer iç yapısında da değişim oluyor ve kimyasal olay, kimyasal tepkime, kimyasal değişimde yeni madde oluşuyor. Yeni madde oluşur. Yani buradaki bizim çıkış noktamız budur. Yeni madde oluşuyorsa bu kimyasal değişimdir. Yani artık o madde o madde değildir. Örneğin basit bir örnek vereceğim. Örneğin patlıcan. Patlıcanı çiğ yediğimizde bir tadı çok farklıdır. Piştiği zaman tadı çok farklıdır. Pişirmek ısı etkisiyle maddenin kimyasal yapısını değiştirir ve artık aynı tadı vermez. Burada da olduğu gibi bu tat bir kimyasal özelliktir ya da kokusu değişir. Rengi zaten değişir. Renk değişimi, hatta renk değişimin bizim için kimyasal tepkimelerde önemli bir ipucudur. Bunun dışında gaz çıkışı da ipucudur. Gaz çıkışı varsa bu kimyasal tepkimeyi aklımıza getirir. Şimdi bakalım ipuçlarına. Kimyasal olayın ipuçları nelermiş? Yine aynı şekilde aşağıda cümle içinde kullanıp yukarıda kelime olarak verdim. Mayalanma, çürüme, yanma, paslanma, pişme, ekşime, kızartma, küflenme bunlar kimyasal tepkimenin ipuçlarıdır. Değişim sırasında gaz, ısı ve ışık çıkışı olabilir. Bunlar aynı anda olabilir. Bunların bazı biri olur, biri olmaz. Bu şekilde bir ipucu da takip edebiliriz. Kimyasal değişimde atomlar arası bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur ve bu da zaten yeni madde oluşmanın ipucudur. Şimdi baktığımız zaman odunun yanması, dediğim gibi burada mesela yanmayı verdik. İşte demirin paslanması, burada paslanmayı verdik şeklinde ipuçları. Kek yapmak, bu pişirmeye giriyor örneğin. İşte bunlar kimyasal olayların ipuçlarıdır. Mesela elektroliz,
elektro kaplama diyor. Elektrolizle olur bu. Elektroliz de yine kimyasal bir olayın ipucudur. Bu olay pişirme burada geçmiş. Şimdi bunlar kelime olarak aradığımız ipuçları. Bunun dışında bir de model üzerinde sorular gelebiliyor. Nasıl gelebiliyor? Mesela bakın bu model üzerinde soruya bakalım. Şimdi maddenin ürünler, yani burada ürünler var. Burada reaktifler. Yani girenler. Ürünler ve girenler arasındaki maddenin atomların bağlanış şekli, hangi atom hangi atoma bağlanmış, buna bakarak bu olay fiziksel mi, yani birinci olay için diyorum, fiziksel mi kimyasal mı anlayabiliriz. Örneğin burada iki tane mavi birleşmiş, burada bir tane mor, üç tane sarı, dört tane sarı var. İki tane var. Bunlardan sayı olarak farklı. Baktığımız zaman bakın bu iki mavi arasındaki bağı koparmış şuradan ve gitmiş mor olanlarla birleşmiş. Yeni bir bağ oluşturmuş. Şurada kopan sarılar da gelmiş mavi ile birleşmiş. İşte bu yüzden kimyasal bir olaydır. Yan tarafa ikiye baktığımız zaman tek tek olan morlar var küçük ve ikili ikili olan gördüğünüz gibi maviler var. Baktığımız zaman yine karşı tarafta ikili maviler ve tek tek morlar var. Bir bağ kopmamış, bir bağ oluşmamış. O yüzden bu fiziksel bir olaydır. 3 numaraya bakıyorum. Turuncuyla mavi, mavi ile mavi şeklinde bir önce girenler kısmında bunlar var. Ama burada bu iki tane mavi gidip turuncuyla birleşmiş. Ama girenlerde böyle bir şey yok. Demek ki bu bir kimyasal olay, çünkü bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. Burada da baktığımızda mor, iki tane küçük mor bir tane mavi ile birleşmiş. Hepsi öyle mi? Hayır, şurada bir tane maviye üç tane mor var. Ya da hayır, bu onun değil, bu diğerinin parçasıymış. Evet, hepsi böyle. Hepsi büyük bir maviye iki tane mor. Burada da baktığımızda maviye iki tane mor. Demek ki hiçbir değişiklik yok. İçinde farklı bir şey de yok. O zaman bu da fiziksel bir olaydır. Dediğim gibi ipuçları var. İpuçlarının dışında bir de model üzerinde görüntü var. Bu ikisi fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili soruların ana temelini oluşturuyor. Şimdi günlük hayattan ve kitabınızdan verilen örneklere bakarsak, mesela havucun rendelenmesinden bahsetmiş. Nasıl bir olaydır? Şimdi havuç rendeledik. Elimize küçük bir havuç parçası aldık. Bu hala bir havuçtur. Yani bu madde yeni bir madde değildir. Sadece küçük parçalanmıştır. Zaten rendelenmekte ipuçlarımız arasında. O zaman bu fiziksel bir değişimdir. Burada da yazdığı gibi. Buzun erimesi zaten erime, kaynama, donma, yoğuşma, buharlaşma, kırağlaşma, süblinleşme. Bunların hepsi hal değişimidir. Bunu gördüğümüz zaman maddenin atomlarında bir değişiklik olmadığı, sadece duruma göre ya tanecikler birbirine yaklaşmıştır. Burada buz eridiğine göre yaklaşmamış, uzaklaşmış, ya da yaklaşıp ya uzaklaşmıştır. Çünkü hal değişimlerinde mantık hep böyledir. Ama tanecik aynı taneciktir. Sadece aralarındaki mesafe değişmiştir. Bu moleküller arasındaki mesafe için de geçerli. O yüzden bu olay da fiziksel değişimdir. Şekerin şu suda çözülmesi, bu çözülme de yine fiziksel bir olaydır. Çünkü sadece su bir şeyi çözdüğü zaman su molekülleri o çözülen şeyin etrafını sarar. Bu zaten onun çözüldüğü anlamına geliyor. Bu şekilde etrafını sarar. Su molekülleri biraz yamuk yumuk oldu ama şöyle su moleküllerimiz bunlar. Bu olay da o yüzden fiziksel bir değişimdir. Bakalım başka örneklerim var. Diyor ki çamaşır kururken kıyafetler üzerindeki su damlacıklarının buharlaşması. Ben sadece burayı çiziyorum. Buharlaşma deyince fiziksel değişim olduğunu anlıyorum. Demirin havadaki oksijenle temas edip pas oluşturması. Yani demir oksit ya da oksitlenme olması. Bu pas oluşumudur. Pas oluşumu kimyasal bir olaydır. Çünkü örneğin elimde bir tane demir var, etrafı pastı. Bu pası buradan söktüm, aldım, şuraya koydum. Bu artık bir demir değildir. Bu pastır. Yani pas olduğu için pas başka bir maddedir, yeni bir maddedir. O yüzden bu kimyasal değişim örneğidir. Odunun yanması, yanmaların hepsi kimyasal tepkimedir. İşin içinde yanma varsa, bu ister yavaş yanma olsun, yukarıdaki baslanma gibi, ister alevli yanma olsun, normal kibriti çakıp yanma, bunların hepsi kimyasal olaya örnektir. Devam ediyorum. Başka bir örneğim ve son örneklerim daha doğrusu.
Sirke kabartma tozu birleştiği zaman gaz çıkışı olur. Gaz çıkışı deyince aklıma hemen kimyasal olay gelir. Ve gaz çıkışı kimyasal olayın bir ipucudur. O yüzden bu olay, yani sirke ile kabartma tozunun birleşmesi kimyasal bir olaydır. Yeni madde oluşmuştur. Son örneğimde maddenin iç yapısının ısı etkisiyle değişmesini örnek, yani çiğ yumurtayı haşladıktan sonra artık o yumurta fiziksel bir değişim değil, kimyasal bir değişime uğramıştır. Tadı değişmiştir, kokusu değişmiştir. O yüzden fiziksel yapısının yanında kimyasal yapısı da değiştiği için bu olay da bir kimyasal değişimdir. Evet, dediğim gibi bu konu örnekler üzerinden gittim. Tanımlarını yaptım, ipuçlarını verdim ve model üzerinde gösterdim. Dediğim gibi model üzerinde çok fazla soru geliyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.